Hürriyet gazetesinde bu paralel yapının gazetecilerinden, yani net gazetecilerinden bir tanesi olan Arda Akın, son iki aydır 7 Haziran'dan sonra yoktu. 7 Haziran öncesi yoktu. Ortaya çıktı. Yeniden geri geldi. 4 tane 5 tane manşet attı. Hepsi Rıza Zarrab'la ilgili. Hı hı. Pazar günü Tolga Tanış bir yazı yazdı. İşte bu Ahmet İnecat ve adamları yargılanacak. Bebek Zencani bilmem ne, Rıza Zarrab'ın babaları hepsi filan. Bunların Türkiye'deki uzantılarına sıra gelecek demiş Amerika'daki kaynağı kimse. Tabi orada kaynağın ismini bir Tolga Tanış taktiğidir o. Vermiyor. Kim olduğunu da bilmiyoruz. Bunu yapıyorlar. Şimdi gümrüklerde mesela bir adam vardır. İşte Mehmet Er Yılmaz adında bir adam. Gümrük baş müfettişi, paralelci. Onun yazdığı raporları bu. Cumhuriyet Gazetesi de bugün manşete taşımış. Siz böyle bir şey taşınıyor. Bütün bunları bu sınırımızdan Erdoğan, bitenlerden kopuk görmememiz lazım. Bu patlama da olunca yani işte bu DAEŞ yaptı denilen, başkaları da olabilir, taşeron olabilir DAEŞ burada bilmiyoruz. Yani kimin ne yaptığı çok anlaşılmaz ama DAEŞ diyelim. Türkiye'de işte Cumhuriyet'in bugün AK Parti ile DAEŞ beraber yaptı, Erdoğan yaptı deyip Uluslararası Adalet Divanı'nda Türkiye'yi terörü finanse eden ülke üzerinden göstermek gibi bir planı bugün Hürriyet Gazetesi, Cumhuriyet, bu patlama, yurt dışındaki işte David Phillips gibi adamlar üzerinden bunu Türkiye'ye net bir şekilde gösteriyorlar. Bunun da devamını önümüzdeki günlerde getirecek.